Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz 22 Ağustos 2020'de DC Fandom etkinliği yapıldı. Yaklaşık 22 milyon insan buna katılmış ve çok iyi geçtiğini düşünüyorum açıkçası bu açıdan. The Flash panelini tam anlamıyla takip edemedim ama güzel açıklamalar yapıldığını biliyorum. Yani sonrasındaki öğrendiğim ve okuduğum şeyler var. Bir kısmını yarım yamalak takip ettim çünkü bayağı geç saatlerde yapılmıştı ya da benim o anda bir işim vardı bilmiyorum. Bu videoda hem panelden hem de fragmandan bahsedeceğim. Yani sadece fragman olmayacak. E fragmanın 6. sezonunun yayınlanan ve yayınlanmayan bölümlerinden oluştuğunu düşünüyorum. Bunu söylemek gerekiyor çünkü henüz çekimler başlamadı bildiğim kadarıyla. Sözde 7. sezon fragmanı olarak yayınlanmış olsa da yeni sezona dair hiçbir ayrıntı yok aslında gördüğümüz şeylerde. Daha doğrusu eski görüntülerden ayrıntılar var. Bunlar aslında yeni sezonun habercisi diyebiliriz. 6. sezondan kalan 3 bölümden kesitler var. Fragmanın hemen başında Eva'yı görüyoruz. Zaten sezonun ikinci yarısının kötüsü olarak karşımızda o vardı. Eva flash'a zarar vermemişti ancak yoluna çıkarsa da acımayacağını açıkça belirtmişti. Aynı şeyleri yine fragmana da koymuşlar zaten ve sürekli birileriyle savaş halinde böyle bir yerleri patlatıyor, çatlatıyor. Sonrasında Beren'in sesini duyuyoruz fragmanda. Diyor ki Iris benim karım ve onu kurtarmalıyım diyor. Hatırlarsanız final bölümünde yani 6. sezonun finalinde Iris Kafayı yiyecek gibi deliriyor da artık. E, tahminimce sezonun 2-3 bölümünde... ...Iris'i kurtaracaklar. Ee, Iris kendisinin bir benzerini görüyor. Sen nesin diyor. Ben senin hasar almış... ...aklının bir ürünüyüm diyor. Yani aslında... E, ...delirmeye başladığının bir işareti... ...olarak karşısında belirdiğini söylüyor. En azından buna benzer bir şeyler söylüyor. Iris'in delirmeye başlamasının... ...işaretleri diyebiliriz kısaca yani buna. Ee, Eva da aynı dünyasında... ...hatırlarsanız uzun süre durup sürekli... ...kaşınmaya başlamıştı hatırlarsanız. Ee, ki bence... Sonda da kurtulmuştu. Ayrıs'ın şey, da başına gelecek. Ayrıs bunu çözmeye çalışacak diye düşünüyorum ki. Camilla da aynı evrende sıkışmış durumda. Hatta kaptan da, kaptan Sin de aynı evreninde. Belki üçü bir araya gelip bir kurtarma planı yapabilirler diye düşünüyorum. Fragmanın ilerleyen kısımlarında yaşlı bir Ayrıs görüyoruz. Bu sefer seni kurtarmaya kimse gelmeyecek diyor. Ne arkadaşların ne kocan. Burada sadece iki seçeneğin var. Ya hayatta kalacaksın ya da çıldıracaksın diyor Ayrıs'a. E. Bu Ayrıs'ın zihnin bir oyunu da olabilir. Ivan'ın da bir planı da olabilir arkadaşlar. Tabi bu sırada Camilla nerede bilmiyoruz. Fragmanda kısaca görünüyor ama büyük ihtimalle orada ee, o da aynı dünyasında. Ee, Tabi burada bu yaşlı bir iris görmemiz de aslında belki zamanın e, orada bambaşka aktığı anlamına da gelebilir. Yani e, bizim gerçek irisimiz için çok daha uzun bir süre geçmiş olabilir. Bir saat orada bir yıla denk geliyor olabilir mesela. Hani Çünkü yaşlanmış mesela genç bir iris görüyorduk karşısında yansıma olarak. Bir de yaşlı bir iris görüyoruz. Ee, iris'in yine fragmanda aynayla konuştuğu bir sahne var. Zaten burada Eva'ya hitap ediyor. En azından öyle olduğunu varsayıyorum. Beni izlemeye ve düşürmeye çalış çünkü ben bugün olduğum kadından korkmuyorum diyor. Fakat Eva diyor ve orada bitiyor. Yani sen korkuyorsun gibi bir şey söylüyor olabilir. Ee, burada büyük ihtimalle de işte onun korktuğundan bahsedecek dediğim gibi. Iris'in ayna dünyasında güç edinme ihtimali de olabilir arkadaşlar. Belki normal dünyada bu gücünü kullanamayabilir. Fakat ayna dünyasında Iris ve Eva arasında bir kapışma görürsek de şaşırmam açıkçası. Çünkü birkaç kez karşı karşıya geldiler ve Flash'in Eva'yı yenebileceğini pek sanmıyorum bu kadar güçsüzken. Tabi gücünü toplarsa bambaşka bir şey olabilir ama Eva'nın aslında ayna dünyasında Iris'le kapışıp yenilmesi de söz konusu olabilir. Böylece Eva tekrar ayna dünyasına hapsolabilir arkadaşlar. Iris'li kısımların dışında fragmanda yapay Speed Force'un oluşturma çabasını görüyoruz. Sisko ve dizi Ziden kovulduğu için Ralph'in sahneleri yok. Sisko e, 7. sezonun tamamında olmasa bile ara ara görünecektir diye düşünüyorum. Sanırım en son Atlantis'e gitmişti bir şey almak için bir parça almak için. Öyle hatırlıyorum yanlış bir bilgi ise bunu düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Nash vers Chester ve Allegra yapay Speed Force'un oluşturulması için çabalıyorlar. Açıkçası Barry'nin ekibinin ne kadar ufaldığını da artık görebiliriz. Neredeyse ilk kadrodan hatta neredeyse değil, ilk kadrodan kimse yok. Yani böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Hiç kimse kalmamış ilk kadrodan. Yapay Speed Force'un Barry'nin kalan son hız enerjisiyle oluşacağını düşünüyorum. Çünkü Barry'nin kostümsüz koştuğu bir sahne bir an var. E, bence burada son enerjisini Speed Force oluşturmak için harcıyor olabilir. Böyle bir tahminim var tabii ki. Allegra'nın yapay Speed Force'un topuna ultraviolet ışığı verdiğini görüyoruz. Herhalde onu aktif hale geçirmek için bir yol buldular. E, ama Beri son anda Allegra'yı itiyor. Burada bir patlama ya da başarısızlık söz konusu olabilir yine. Tabii ki çünkü olumsuzluklar olmadan arkadaşlar finalde başarıya ulaşılmıyor biliyorsunuz. Sonrasında Beri'nin bir çantayı açma sahnesi var. Onun içinden bir şey fırlıyor sanırım ve Beri'nin kafasında bir hari oluşuyor. Turuncu ve Flash'ın koşarken çıkardığı renge benziyor. Ee, ama arkadaki kişilerin pek böyle şaşırmışçasına bir hayretle bir halleri yok gibi ama 2 saniyelik bir videodan tabii çıkarım yapmak kolay değil. Sesil ve daha önce gördüğümüz bir kötüyü Karşı karşıya getirmişler adını unuttum şu anda o kızın ee, açıkçası buradan ne çıkar bilmiyorum sesiyle zarar mı verecek yoksa onun sayesinde hapisten neden mi kaçacak göreceğiz bu hatta e, bu aynaların içine giren bir adam vardı o da işte Mirror Master diyebiliriz onunla birlikte çalışıyorlardı hatırlarsanız çok önemli bir detay gibi gelmedi bana. Bernie şehre düşmekte olan bir uçağa müdahale etme halini görüyoruz ayrıca. Kalan son hızının bir kısmını da burada kullanabilir. Tamamını olmasa bile bir kısmını burada kullanacağını düşünüyorum. Zira kendisine yardım edecek bir yol arkadaşı da artık kalmadı. Yine fragmanda daha önce gördüğümüz bir sahne olarak Godspeed var arkadaşlar. Ancak fandomda ya da daha öncesinde bu konuda bilgi verilmişti tam hatırlamıyorum. 7. sezonda gerçek Godspeed'i göreceğiz. Ama sezonun tamamında mı yoksa belli bir kısmında mı yani bir büyük bir kapışma olarak mı yoksa tam bir Godspeed e, sezon kötüsü olarak mı göreceğiz bunu bilmiyorum. Ama öncesinde Speed Force'un yeniden oluşması gerekecek diye düşünüyorum. Onu da tahminen bu 3 bölüm içinde yani 7. sezonun ilk 3 bölüm içinde halledeceklerdir ki bu sayede Iris'i de kurtarabilsinler. Belki de Iris kendi kendine kurtulur ama ama ekibin yeniden bir araya geleceğini de düşünüyorum. E, Allegra ve Neş arasında sorunlar bence çözülecek. Ancak yeni sezonda Neş olacak mı? Bunu bilemiyorum. Belki sezonun bir kısmından sonra diziden ayrılır. Fakat şimdilik gidebileceği başka bir dünya olmadığını da söylemek gerekiyor. Yani haliyle kendi dünyasına dönemiyor da. Bu dünyada kalmış durumda. E, çünkü Şimdilik dedim çünkü fandomda TV ve sinema evreni arasında geçişler olabileceği söylendi arkadaşlar. Mesela Cyborg'u bir anda görebiliriz karşımızda. Superman ya da Batman'i görme ihtimalimiz biraz düşük fakat neden olmasın. Yani bu film evrenindeki Superman'den bahsediyorum ya da Batman'den bahsediyorum. Ee, ki şimdi biliyorsunuz Batman'lerimizin sayısı da arttı. Ee, ayrıca Grant Gustin'in The Flash'ını The Flash filminde de görebiliriz arkadaşlar. En azından kriz bölümündeki yani bu Crisis on Infinite Earth sahnelerinde kullanılan Ezra Miller'li kısmı aynısını alıp filmde kullanabilirler. Tabi bunun için filmde bizi o ana götürecek bir alt altyapı kurmaları gerekiyor. Zor olacağını sanmıyorum. Mesela Victor ve Barry bir şey üzerinde çalışıyor olabilirler ve bu yüzden Speed Force'a girmiş olabilir biri. Hatta Speed Force'u filmde oluşturabilir. Böylece işte belki de Flashpoint'i de bu sayede oluşturacaktır. Belki filmdeki yani Ezra Miller'ın flashından bahsediyorum. Tam da o sırada işte Grant Gustin'in flashı ile karşılaşabilir. Zira filmde adını da bu dizdeki sahneden alacağı söylendi. Yani filmdeki Filmde kendisine Flash demesinin sebebi Dizideki Flash olacak arkadaşlar. Ee, yani haliyle diziye referans vermeden bunu yapmalarının ihtimali yok ama Grant Gustin'in çok kısa bir sahnesi olacaktır. Aynı Ezra Miller'ın gibi bir sahne olacaktır. En fazla o kadar, o kadar olabilir. Tabi yeniden bir çekim yoksa eski görüntü mü kullanırlar bunu bilemiyorum. Ee, bambaşka bir şey de olabilir. İkinci kez bir karşılaşma da söz konusu olabilir. Aa hatırlıyorum seni bak falan gibi bir şey de yapabilirler. Tabii daha iki sene falan var onun için bir şey demek mümkün değil. Ee, ayrıca The Flash filminden konsept fotoğraflar da yayınlandı. Barry'nin kostümünün daha organik bir şey olacağını söylemek güçlüyü buradan. E, bunu da kim tasarlayacak? Büyük ihtimalle Bruce Wayne tasarlayacak tabii ki. Ayrıca bu çalışmalarda Michael Keaton'un Batman'i de yer alıyor arkadaşlar. E, çünkü zaten Michael Keaton'un ve Ben Affleck'in The Flash filminde yer alacağı kesinleşti. Yani büyük bir aksilik olmazsa o vakte kadar onun kostümünü görüyoruz. Ben Affleck'in de dahil olmasıyla iki Batman'le güzel bir iş ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bu Batman'den nasıl Batman'ler olacak bilmiyorum. Yani Flashpoint Batman'lerinden birisi Thomas Wayne normalde ama Thomas Wayne'i Michael Keaton'ın oynaması uygun kaçmaz normalde. Çünkü gerçek babasının başkası olduğunu biliyoruz. Genel olarak söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar. Zira fragmanda çok fazla yeni bir şey yok. Az çok ne olacağını tahmin edebiliyoruz zaten ama çekimler başladıktan sonra yayınlanacak yeni bir fragman bize bence daha çok bilgi verecektir. Üstüne daha fazla konuşabiliriz ayrıntılarda bu işi çeşitlendirebiliriz. Sizin yorumlarınız nedir genel olarak belirtirseniz sevinirim böylece yorumlarda da sohbet etme fırsatı buluruz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.